Pakistan ve İran arasında tansiyon düştü. İki ülke büyükelçilerinin görevlerine geri dönmesi konusunda anlaştı. Pakistan ve İran birbirlerinin topraklarında terör hedeflerini vurduktan sonra dost ve kardeş ülkeler olarak toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını açıklamıştı. Libya'nın en büyük petrol sahalarından olan Şerare petrol sahasında üretim yeniden başladı. Cuma günü 79,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı 78,56 dolara kadar geriledi. Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bir köyde toprak kayması meydana geldi. 47 kişi kayboldu. Köyde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Amerika'nın birçok bölgesinde son bir haftadır yaşanan sert hava koşulları nedeniyle 80'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle yaklaşık 100 bin kişiye elektrik hizmeti verilemiyor. Tennessee eyaletindeki 10 milyon kişiden elektrik kesintilerini önlemek için enerji tasarrufu yapmaları istendi. Almanya'da makinistler tekrar greve gidiyor. Bu 3 ay içindeki 4. makinist grevi olacak. Alman Makinistler Sendikası enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için Alman demiryollarında çalışan makinistlerin 6 günlük uyarı grevine gideceğini açıkladı. Fransa'da yaşayan Türklerin karşılaştığı ayrımcılıklara ilişkin Paris'te Türk milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğundaki toplantıda Müslüman ve Türk karşıtlığı, ayrımcılıklar, ibadet ve eğitim alanındaki zorluklara değinildi. Pakistan ve İran arasında tansiyon düştü. İki ülke büyükelçilerinin görevlerine geri dönmesi konusunda anlaştı. Pakistan ve İran birbirlerinin topraklarında terör hedeflerini vurduktan sonra dost ve kardeş ülkeler olarak toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını açıklamıştı. Libya'nın en büyük petrol sahalarından olan Şerare petrol sahasında üretim yeniden başladı. Cuma günü 79,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı 78,56 dolara kadar geriledi. Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bir köyde toprak kayması meydana geldi. 47 kişi kayboldu. Köyde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Amerika'nın birçok bölgesinde son bir haftadır yaşanan sert hava koşulları nedeniyle 80'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle yaklaşık 100 bin kişiye elektrik hizmeti verilemiyor. Tennessee eyaletindeki 10 milyon kişiden elektrik kesintilerini önlemek için enerji tasarrufu yapmaları istendi. Almanya'da makinistler tekrar greve gidiyor. Bu 3 ay içindeki 4. makinist grevi olacak. Alman Makinistler Sendikası enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için Alman demiryollarında çalışan makinistlerin 6 günlük uyarı grevine gideceğini açıkladı. Fransa'da yaşayan Türklerin karşılaştığı ayrımcılıklara ilişkin Paris'te Türk milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğundaki toplantıda Müslüman ve Türk karşıtlığı, ayrımcılıklar, ibadet ve eğitim alanındaki zorluklara değinildi. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.